üçüncüsü Ali Özçelik arkadaş yapacak. Aramızda bizi yalnız bırakmayan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekreteri ve de Ankara İl Başkanı Sayın Sait Kıran'ı, Birleşik Kamuş MYK üyesi Sayın Semra Pektopoğlu ve Birleşik Kamuş yöneticisi arkadaşlara teşekkürler ediyoruz. Ben sözü Ali Özçelik'e bırakıyorum. Basına ve kamuoyuna AB, IMF ile Siriza Anel iktidarının işçi ve halk düşmanı politikalarına karşı direnen, mücadele eden Yunanistan işçi sınıfına selam olsun. Bugün Yunanistan'da yüz binlerce işçi, hava çalışanı, çiftçi genel grevde, sokaklarda, meydanlarda. Bizler de bugün Yunanistan işçi sınıfıyla, emekçi halkı ile dayanışma içerisindeyiz. Yunanistan'da işçiler, kamu çalışanları, çiftçiler, AB ve IMF'nin, Siriza Anel hükümetinin işçi halk düşmanı politikalarına karşı mücadele ediyorlar. İşçilerin birliği sermayeyi yönecek. İşçilerin birliği sermayeyi yönecek. İşçilerin birliği sermayeyi yönecek. Çünkü Siriza Anel hükümeti emperyalist tekerlerle, AB ve IMF ile el ele vererek işçi sınıfının, emekçilerin, çiftçilerin, halkın kazanımlarını, sosyal haklarına saldırmaktadır. Yunanistan sermaye düzeninin ekonomik krizinin sorumlusu Avrupa Birliği, IMF ve yerli yabancı para babaları düzenidir. Kahrolsun ABD, AB emperyalizmi! Kahrolsun ABD, AB emperyalizmi! Kahrolsun ABD, AB emperyalizmi! Krizin sorumlusu olanlar faturayı işçilere, kamu çalışanlarına, çiftçilere ödetmek istiyorlar. Sosyal güvenlik katkı paylarını artırmak, emeklilik yaşını yükseltmek, işçilerin, kamu çalışanlarının, çiftçilerin ekonomik demokratik kazanımlarına saldırıyorlar. Ancak Yunanistan işçi sınıfı PAME'nin öncülüğünde diğer sendikalarla, halk örgütleriyle bu işçi ve halk düşmanı politikalara karşı aylardan beri bölgesel, ulusal eylemlerle, direnişlerle, grevlerle, işgallerle mücadele ediyor. Direne, direne kazanacağız! Direne, direne kazanacağız! Direne, direne kazanacağız! Bizler Türkiye işçi sınıfı olarak Yunanistan işçi sınıfının bu haklı ve onurlu mücadelesini Türkiye'den selamlıyoruz. Bu mücadeleyle her zaman dayanışma içerisinde bulunacağımızı belirtiyoruz. Onun için burada Türkiye Yunanistan Büyükelçiliği önündeyiz. Ve bugün yüreklerimiz Yunanistan'daki işçi kardeşlerimizle atıyor. Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf dayanışması! Ülkemizde de AKP iktidarı 12 Eylül 1980'den bu yana yerli yabancı para babalarının gündeminde olan kazanılmış kıdem tazminatı hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelik yasal düzenlemeleri gündeme almaktadır. İş güvencemizde olan kıdem tazminatı hakkımız gasp edilmesine yönelik yasal düzenlemeler yanında özel istihdam büroları düzenlemeleriyle işçiler için köle pazarı meşrulaştırılmak isteniyor.
Bu işçi ve halk düşmanı düzenlemelere karşı mücadele ediyoruz. Mücadelemizi daha kitlesel ve örgütlü mücadeleye dönüştüreceğiz. Yaşasın işçilerin birliği, hakların kardeşliği. Yaşasın işçilerin birliği, hakların kardeşliği. Yaşasın işçilerin birliği, hakların kardeşliği. Yunanistan işçi sınıfı ile Türkiye işçi sınıfının karşı karşıya olduğu sermaye sınıfının saldırıları aslında aynıdır. Ülkemizde de 2008 yılında mezarda emeklilik yasası ile emeklilik yaşı 65'e çıkarıldı. Bundan dolayı da işçi sınıfının mücadelesi her zaman belirttiğimiz gibi uluslararası, internasyonal bir mücadeledir. Ve Yunanistan işçi sınıfının bugünkü genel grevi ile dayanışma içerisinde bulunmak bizlerin, Türkiye işçi sınıfının sorumluluğudur. Yaşasın Yunanistan işçi sınıfının IMF, AB ve emperyalist tekellere, Siriza, Anel'e karşı onurlu grevi. Yaşasın uluslararası işçi sınıfı dayanışması. Yaşasın proletarya internalizmi. Yaşasın düz, yaşasın nakliyat iş. Yaşasın düz, yaşasın nakliyat iş. Yaşasın düz, yaşasın nakliyat iş. Kıdem hakkımız gasp edilemez. Kıdem hakkımız gasp edilemez. Karolsun ABD, AB emperyalizmi. Karolsun ABD, AB emperyalizmi. Karolsun ABD, AB emperyalizmi. Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği. Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği. Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği.